Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur Yurtta Sulh Konseyi. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Ya Rabbi şehadetimi kabul eyle. Temmuz 2016. Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan hainlerin karşısında milletimizin canını ortaya koyarak elde ettiği zaferin günü. 15 Temmuz. Türkiye'yi teslim almak için Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış, asker üniformasında gizlenmiş, eli kanlı terörist canilerin acımasızca ölüm saçtığı gece. 15 Temmuz. Milletimizin feraseti, cesareti ve fedakarlığı ile güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde FETÖ'nün bozguna uğradığı tarih. 15 Temmuz. Milletimizin yıllardır hazırlanan kirli bir planı nasıl bir gecede bozduğuna tüm dünyanın şahit olduğu zaferin günü. Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı terör örgütü, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in direktifleriyle bir araya gelen, düşünce ve hayata bakış açıları biçimlendirilmiş insanların oluşturduğu silahlı bir terör örgütüdür. FETÖ, eğitim kisvesi altında küçük yaştaki çocukların beyinlerini yıkayıp, onları birer militan olarak devlette çeşitli görevlere sızdırmış ve paralel bir devlet yapısı kurmaya çalışmıştır. Örgüt, başta TSK olmak üzere emniyet ve yargı gibi kurumları kendi amaçları doğrultusunda yönlendiren ve uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası konumunda olan bir terör şebekesidir. FETÖ, devlete sızan mensuplarının kurduğu paralel devlet yapılanması ile 17-25 Aralık yargı darbe teşebbüsünü gerçekleştirerek milli iradenin seçtiği hükümeti düşürmeye çalıştı. Buna karşılık 1 Kasım 2015'te gerçekleştirilen seçimlerde Türk halkı AK Parti'yi tek başına iktidar yaparak FETÖ ile mücadele konusunda iktidara tam destek verdi. Milli iradenin verdiği bu mesajdan kesin olarak tasfiye edileceğini anlayan FETÖ, 1 Kasım'daki seçimlerden sadece 8 gün sonra Ümitköy'de kiralanan bir villada hain kalkışmayı planlamaya başladı. Kalkışmanın sinyali, terör örgütü tarafından örgüt mensuplarına bazen aleni, bazen gizli araçlarla iletiliyordu. Temmuz 2016 tarihleri arasında kalkışmaya katılacak birlikler, uçakların bombalayacağı hedefler ve kaçırılıp etkisiz hale getirilecek generaller belirlendi. 38 kişilik sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri seçildi. Kalkışmanın başarılı olacağını düşünen darbeciler, görevlendirecekleri terör örgütü mensubu veya sempatizanı hakim ve savcılar listesini dahi oluşturdular. Kalkışmaya kısa bir süre kala 12 Temmuz saat 19'da WhatsApp üzerinden Yurtta Sulh isimli bir grup oluşturuldu. 14 Temmuz'da da İstanbul, Ankara, Marmaris, Edirne, Isparta, İzmir ve Malatya'da darbeciler hazırlıklarını hızlandırdılar. 14 Temmuz'da kalkışma gecesi bombalamada kullanılacak F-16'lara önceden hedefleme podları taktırılmıştı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi planları da yapıldı. Bu planlar terör örgütünün kendi hiyerarşisi içerisinde uygulanmaya koyuluyordu. 15 Temmuz saat 22'de hain kalkışma başladı. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı binasında silah sesleri duyuldu. Askeri uçak ve helikopterler alçak uçuş yapmaya başladılar. İstanbul'da da aynı dakikalarda bugünkü adıyla
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri kalkışmaya katılan hainler tarafından trafiğe kapatıldı. Bir anda şehrin cadde ve sokaklarında tanklar dolaşmaya başladı. Tüm Türkiye genelinde kalkışmaya katılan hainler, kamu binalarını silah zoruyla ele geçirmeye başladılar. Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı binasına helikopterlerle ateş açıldı. Hainler tarafından Atatürk Havalimanı basıldı ve tüm uçuşlar durduruldu. Havalimanı giriş ve çıkışlara kapatılarak kontrol kulesine zorla girildi. Bundan kısa bir süre sonra Ankara Gölbaşı'nda bulunan Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi, FETÖ'cü teröristler tarafından F-16 ile bombalandı. Hainler tarafından atılan bomba ile 44 vatandaşımız şehit edildi. Bombanın etkisiyle silahlar dahi eridi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Başkanlığı kalkışmaya karşı güçlü bir direniş sergileyeceği bilindiği için direkt olarak hedefe alınmıştı. Saldırıdan sağ çıkan yaralıların hastaneye taşınmasını engellemek için hainler ambulansa dahi ateş açmaya devam etti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü hainlerin hedefindeki bir diğer noktaydı. Zırhlı personel taşıyıcıları ile Emniyet Müdürlüğü'ne gelen hainler, polislerin ve milletin üzerine ateş açsalar da karşılaştıkları güçlü direnç neticesinde bozguna uğrayarak geri çekilmek durumunda kaldılar. Bu bozgunun akabinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü hainler tarafından bombalandı. O gece Ankara Emniyet'te 2 kişi şehit oldu ve 51 kişi de gazi oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve birlikte görev yaptığı 11 general kalkışmaya katılan hainler tarafından Akıncı Üssü'ne götürüldüler. Bu esnada Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde kalkışmaya karşı toplanan vatandaşların üzerine helikopterlerden ateş açıldı. Hainler tarafından kullanılan tanklar ile vatandaşlar ezildi. Hainlerin ateşiyle 12 vatandaşımız şehit, 42 kişi de gazi oldu. Genelkurmay karargahında şehit edilen vatandaşların cenazelerini hainler yerlerde sürükleyerek kışladan çıkarttılar. Hainler Genelkurmay karargahından sabah saatlerinde temizlendiler. Kalkışmanın yönetici kadrosundan 35 kişi olmak üzere toplamda 224 hain tespit edilerek yakalandılar. Darbecilerin WhatsApp uygulamasında kurdukları Yurtta Sulh grubunda İstanbul Moda Deniz Kulübü'ne müdahale lazım, generaller var, derdest edilecek şeklinde bir mesaj atıldı. Konya 3. Anajet üssünden gelen tam teçhizatlı bir helikopter kulübün otoparkına indi. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal darbeciler tarafından zorla helikoptere bindirilerek götürüldü. Saat 00.13'te TRT'yi işgal eden hainler yayına müdahale edip silah zoruyla TRT spikerine korsan darbe bildirisi okuttular. Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından ülkenin yönetiminin ele geçirildiği ve sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. Yurtta Sulh Konseyi. Görüntülü telefon bağlantısı ile CNN Türk canlı yayınına bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin seyrini değiştirecek 6 dakikalık açıklaması ile milleti darbeye karşı birlik olarak şehirlerin meydanlarına ve havalimanlarına çağırdı. Meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Başkomutan olarak meydana geliyorum. Evet.
Gelen bu çağrıyla Türkiye oluk oluk meydanlara akın etti. Hainlerin savaş uçaklarıyla alçak uçuş yaparak milleti yıldırmaya çalışması ve kalabalıklar üzerine ateş açması, milleti ülkesini korumak ve kurtarmak için verdiği mücadeleden vazgeçirmedi. Kalkışmayı planlayan hainler milletin dirayetini ve milli iradeye olan bağlılığını hesap etmemişlerdi. 15 Temmuz verilen bu mücadele ve güç sayesinde bir zafere dönüştü. Cumhurbaşkanı'nın çağrısının ardından hainler suikast gerçekleştirmek üzere Marmaris'e operasyon düzenlemek üzere yola çıktılar. Hainler havadan ve karadan Cumhurbaşkanı'nın ve ailesinin kaldığı oteli kuşatma altına aldılar. Otele 3 helikopterle gelen 40 kişilik bir suikast timi baskın düzenledi. Cumhurbaşkanı ise darbecilerden hızlı hareket ederek otelden ayrılmış ve İstanbul'da darbeye direnen halkın yanına gitmek üzere Dalaman Havalimanı'na gelmişti. Saat 01.00'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla havalimanından hainleri püskürterek teslim aldılar. Camilerden okunan salalar ise sokağa çıkan halka manevi olarak güç verdi. Boğaziçi Köprüsü'ne yürüyen silahsız sivillere hainler tarafından ağır silahlarla ateş açıldı. Burada 34 vatandaşımız şehit edildi. Alkışmalarının milli irade tarafından bozguna uğratılacağını anlayan hainler, ölçüsüz güç kullanarak milli iradenin tecelligahı, milletimizin gözbebeği Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını savaş uçakları ve helikopterlerle vurmaya başladılar. Televizyon yayınlarını durdurmak isteyen darbeciler TürkSat yerleşkesini bombaladı. Ardından Cumhurbaşkanı'nın canlı bağlantıyla darbeye karşı halka çağrıda bulunduğu CNN Türk'ün bulunduğu binayı bastılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkın kontrol altına aldığı Atatürk Havalimanı'na geldi. Kalkışmaya karşı başkomutan olarak. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Kalkışmaya katılanlara darbeye teşebbüs suçundan soruşturmalar açılmaya başlandı. Birçok kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı külliyesine saldıran hainler artık çözülmeye başladılar. Kaçtılar ya da teslim oldu. 16 Temmuz saat 11.01'de Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Ümit Dündar, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ile tam bir dayanışma içerisinde demokrasinin ve hukuk devletinin yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemişlerdi şeklinde bir açıklama yaptı. Zaferin ardından ikinci bir kalkışma tehlikesine karşı tüm Türkiye meydanlarda sabahlara kadar demokrasi nöbetleri tuttu. Devletin kademelerine hile ve komplolarla sızan terör örgütü mensupları birer birer temizlendi. Kalkışmaya karşı yakalanan birlik ruhu 7 Ağustos 2016'da düzenlenen Yeni Kapı mitingiyle taçlandı. Toplumun her kesiminden vatandaşımızın katıldığı Yeni Kapı mitingi, Türkiye'nin tüm illerinde kurulan dev ekranlardan canlı olarak yayınlanmış ve meselenin memleket meselesi olduğunu bilen herkes bu büyük buluşmaya iştirak etmişti. 15 Temmuz zaferi bu birlik ruhu ile kazanıldı. Bize bu zaferi armağan eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.